Volkan Kupa peşinde. Günaydın Açık Radyo. Volkan Kupa peşindeye hoş geldiniz. Dünya Kupası'nda 13. günü geride bıraktık. C grubu maçları beklendiği gibi sonuçlanırken kıyamet D grubu maçlarında koptu. Moskova'da Fransa-Danimarka mücadelesi oynandı. Turnuvanın şampiyonluk adaylarından olan Fransa'nın turu geçeceği kesindi maça çıkmadan önce. Döşam rotasyonla sahaya sürdü takımını. Danimarka'da da değişiklikler vardı var olmasına da Age Harey de takımını daha garanti bir oyun oynaması için sahaya sürmüştü. Sürprize yer vermek istemiyorlardı. Ne Fransa zorladı ne Danimarka daha fazla efor sarf etti kazanmak için. Zira diğer yanda da grubun iyi futbol oynayanı ancak kale önündeki beceriksizliğinden dolayı sonuca gidemeyen Güney Amerika ekibi Peru, Avustralya önünde henüz maçın başında Andre Carrillo ile öne geçmişti. İkinci devrenin başında da numunesinde yasaklı madde bulunduğu için futboldan men cezası bulunan ancak sadece bu turnuva için cezası kaldırılan Paulo Guerrero, Peru'yu 2-0 öne geçirince Fransa ve Danimarka maçında kimin kazanacağının pek de önemi kalmamıştı artık. Rusya'daki Dünya Kupası'nın 37. maçı ilk kez bir gol atılmadan sonlanırken Fransa ve Danimarka akşamki maçları beklemeye koyuldu. Rakipleri belli olacaktı. Danimarka'nın rakibi Hırvatistan olacaktı da Fransa'nın kaderine hangisi düşecekti? İzlanda mı, Nijerya mı yoksa Arjantin mi? Maçı izlemek için gittiğim taraftar alanına bir Brezilyalı ile birlikte yürümüştüm. Guilherme'yi bulunca sohbet etmekten maçın başını biraz da olsa kaçırdık. Fakat taraftar alanına adımımızı atar atmaz Messi'nin golü alandaki Arjantinleri coşturmuştu. Tam zamanında bir girişti yani. Henüz maçın başıydı ve Güney Amerika ekibi golle buluşmuştu bile. Ben açılış böyle olunca daha da fazla gol olmasını beklemiştim. Ancak ikinci yarının başında Nijerya hakem Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıyı gole çevirince işin rengi değişti. Başta Maradona ve tüm Arjantin'in de. Gol geciktikçe paniği artıyordu Arjantin'in. Yüklendikçe yükleniyorlardı da Nijerya'da da kontra ataklarla tehlike yaratabilecek oyuncu sayısı fazlaydı. Bir de böyle bir penaltılık bir pozisyonları vardı ki sormayın. Bayağı bir tartışma yarattı Cüneyt Çakır'ın verdiği o karar. Derken büyülü günün büyülü oyuncusu Marcos Rojo 85. dakikada sahneye çıktı. Gabriel Mercado'nun sağdan ortasını müthiş bir vuruşla tamamladı. Arjantin milli takım formasıyla 3. golüne ulaşan Rojo'nun bugün sahneye çıkmasının da bir nedeni vardı. 3 golünün ikisini de Nijerya'ya atmıştı. Nijerya'ya attığı 2 gol de Dünya Kupası'ndaydı. Ve bu 2 golün ikisi de galibiyeti getiren goldü ve ikisi de bir 26 Haziran günü atılmıştı. Kalan dakikalarda gol olmadı. Arjantin çok zorlandığı grup aşamasından sonraki tura çıkmayı başarmıştı. Fakat Maradona'yı da hastanelik etmişti. Bir sonraki turda ise Fransa ile eşleştiler artık. Ancak önemi var mıydı? Bir süreliğine ülkedeki tristeza yani hüzün yerini fiestaya bırakmıştı. Bu zorlu gruptan çıktıktan sonra Fransa'yı da ne yapar eder geçerlerdi muhtemelen. Günün diğer karşılaşması da bir hayli çekişmeli geçmişti fakat Hırvatistan sürprize mahal vermedi. İzlanda'yı 2-1 geçerek evine göndermiş, 9 puanla gruptan lider çıkmayı başarmıştı Hırvatlar. Böylece de Danimarka ile eşleştiler. Maçı birlikte izlediğim Türk ekip ise Fransa'nın Arjantin'e şans tanımayacağı düşüncesindeydi. Selami ve Hasan Arı kardeşler çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için Dünya Kupası'ndalardı. Kuzenleri Hasan Arı ve oğlu Ozan Arı'yı da yanlarında sürüklemişlerdi. Eğer sıradan bir ülke olsaydık, Ozan için üniversite sınavı sonrası stres atma hediyesi olacak olan Danimarka, Fransa ve Brezilya, Sırbistan maç biletleri erken seçim nedeniyle üniversite sınavlarının bir sonraki haftaya ertelenmesi sebebiyle sınav öncesi stres atma etkinliğine dönüşmüştü. Eve Arı ailesiyle birlikte döndüğümüz metroyu Brezilyalılar ele geçirmişti adeta. Moskova'da bugün oynayacakları Sırbistan maçı öncesinde şehirde çoğunluk onlardaydı. Ancak onlar için de tur garanti değil. Gruplarındaki İsviçre ise Costa Rica ile karşılaşacak bugün. E grubunda henüz kimin çıkacağı, kimin eleneceği Costa Rica hariç belli değil. F grubunda da Almanya'nın kaderi belli olacak bugün. Son finalist Arjantin'in yaşadığı gibi bir maç geçirecekleri kesin. Kaybettikleri anda evlerine dönecekler. Meksika ise İsveç'i ağırlayacak. Grupta elenen Almanya mı olur, Meksika mı olur, İsveç mi olur bilemiyoruz henüz. Ama hangisi giderse gitsin üzüleceğimiz kesin. Fakat olsun, ülkede Brezilyalılar oldukça parti her zaman devam edecek. Müzik.
Volkan Kupa Peşinde'den bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve Arjantin'i örnek alın. Umutsuzluğa asla alışmayın. Роман Павлюченко встает, шарит!